Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, önemli bir haftadayız. 21 Aralık'ta artık Güneş Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu aynı zamanda kış gün dönümü. En uzun geceyi yaşayacağız 21 Aralık'ta. Aynı gün Merkür de artık Oğlak burcuna geçiyor. Güneş ve Merkür Oğlak burcunda ilerlerken sizde yaşamın, günlük hayatınızın maddi ve parasal konularına biraz daha odaklanmanız, buralardaki planlarınızı gündeme getirmeniz, belki bazı bilgi alışverişlerinin, konuşmaların, görüşmelerin ortaya çıkması da gündemde olabilir. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren bu para konularındaki hareketlerin biraz daha ön planda olduğunu sizin adınıza söyleyebilirim. Yine 21 Aralık'ta önemli bir hareketimiz var. Jüpiter ve Satürn Kova burcunun 0 derecesinde kavuşuyorlar. Büyük kavuşum. Her 20 yılda bir bu iki zamanın yöneticisi, kolektif iki önemli gezegenimiz kavuşurlar. Bu büyük resmi aslında büyük plandaki gelişmeleri şekillendiren bir harekettir. E toplumsal yapılarda, sistem değişimlerinde, ekonomik ve e, kültürel yapılarda tabii ki önemli bazı e, yapılandırmalar getirecektir bu büyük kavuşum. Bireysel hayatlarımıza da yansımaları olacak. Bunun için aslında ee, daha ayrıntılı yorumları yıllık videolarımızda yaptım. Çünkü 2021 yılının da önemli ölçüde etkileyecek bu kavuşumun tesirleri. Henüz izlemediyseniz lütfen 2021 yıllık videolarımızı izleyiniz sevgili ikizler. Evet bu hafta pazartesi ay balık burcunda. Pazartesi günü e, duygula, duygusal olarak biraz daha hani aile alanında olsun, evimizde olsun ya da işimiz, mesleğimizle ilgili konularda sorumluluklarımıza biraz daha fazla odaklanmamız mümkün görünüyor. Salıdan itibaren Ay Koç burcunda olacak. Perşembe öğle saatlerine kadar bizim için yeni girişimler, biraz daha böyle sosyalleşme, arkadaşlıklar, iletişim ve kültürel faaliyetleri daha hareketli hale getirebilir. Ee, Mars Koç burcunda, Mars'ın da Koç burcunda olması günlük hayatımızda biraz daha girişim anlamında bizi destekliyor aslında daha cesur ve sabırsız da davranabiliriz. Özellikle çarşamba günü bu e, ilişkilerde, iletişimlerde, çevrenizdeki kişilerle özellikle yapacağınız görüşmelerde veya iş ortamınızdaki bağlantılarda, e, parasal harcamalarınızda ya da alışverişlerde e, daha dengeli olmaya çalışalım. Çok dürtüsel davranmamaya çalışalım. Perşembe öğle saatlerinden itibaren Ay Boğa Burcu'na geçecek. Cumartesi akşam gece saatlerine kadar özellikle biraz daha geri plandaki işlerle ilgilenmemiz, biraz daha sakinleşmemiz, yalnız kalmamız mümkün görünüyor. Ay boğa burcunda kişisel konforumuza, rahatımıza da düşkünlük vereceği için genel bir tembelleşme eğilimi de olabilir ya da kişisel zevklere aşırı böyle bir yönelme de olabilir. Hatta iştahımızı kontrol etmekte de biraz zorlanabiliriz. Pazar günü ise ay sizin burcunuzda duygusal olarak sizi çok öne çıkaracak. Hareketlenecek günlük hayatınız birçok konunun gündeme gelmesi, çok fazla haber duymanız, kültürel konularla da çok fazla hani bireysel olarak ilgilenmeniz mümkün görünüyor. Aile içi ilişkiler tabii ki yakınlarınızla kurduğunuz duygusal ilişkilerde yine beklentileriniz de özellikle biraz ön planda olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.